Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Uyku Saati hikayesine hazır mısınız? Bakalım bu akşam Caillou neler yapmış. Sanki kampa gidiyor gibi görünüyor. Seni buldum büyük baba. Önce yakalaman gerekiyor. Merhaba. Çok eğleniyorsunuz. Bahçeye gelip bize katılmaya ne dersiniz? Tamam. Hadi yürü atçık. Hadi yürü atçık. Babanı kampa götürdüğüm günleri hatırladım. Küçücük bir çocukken. Kamp mı? Babamla mı? Düşünsene. Kocaman bir sincap gördük. Şelalede yüzdük. Ben de seninle kampa gitmek istiyorum. Kamp yolculukları iyi bir planlama gerektirir. Eğlenceli olabilir. O kadar fazla plana da gerek yok. O çadır hala duruyor mu? Sanırım nerede kurabileceğimizi çok iyi biliyorum. Hey! Hey, Caillou! Nereye kayboldun? Burada. Şimdi ben bunu tutarken sen içeri gireceksin. Arkadaki sırığı gördün mü? Sırık mı? Göstersem iyi olacak. Bak büyük baba, böcekler. Ha, sanırım onları biri daha gördü. Gel bak. Ha? Yuvası gördüm. İçinde yavru kuşlar vardı. Tamam. Gel çadırımızı yapalım. Yoksa ağacın tepesinde uyumak zorunda kalabiliriz. Çok yakında tutma. Çok güzel görünüyorlar. Mmm. Çok lezzetli. Sincaba benziyorsun. Büyük babayla kampta olmak çok eğlenceliydi. Şu yıldızlara bak büyük baba. Çok geç oldu. Uyku tulumlarını hazırlayayım. Büyük baba, çalıların üstündeki ışıklar nedir? Onlar ışık değil Caillou, ateş böcekleri. Bakalım birini yakalayabilecek miyiz? Başardım büyük baba. Bir tanesini yakaladım. Tabii yakaladın. Büyük baba. Bu sesler Caillou'yu huzursuz ediyordu. Ama büyük baba bunun için bir çözüm buldu. Siz kampçılar hala kalkmadınız mı? Kahvaltı hazır. Günaydın. Neler oldu? Gece çok mu üşüdünüz? Oo, çok gürültü vardı. Biz de evin içinde kamp kurmaya karar verdik. Ben büyük babamla kamptaydım. Bir daha kampa gittiğimizde bütün hayvanlara ve kuşlara biraz sessiz olmalarını söyleyeceğiz. Caillou'ya bir bakın. Ne kadar da güzel giyinmiş. Neler olduğuna bir bakalım. Hikayemizin adı Caillou'nun Yeni Bakıcısı. Caillou'nun anne ve babası özel bir akşam yemeği için dışarı çıkıyorlardı. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Caillou, bizim evlilik yıl dönümümüz. Yani anne ve baba için özel bir gün. Ama Rosie ve senin için de özel bir sürprizimiz var. Yeni bir bakıcınız var artık. Harika değil mi? Ama ben yeni bir bakıcı istemiyorum. Bu gelen Julie olmalı. Gidip kapıyı açayım. Julie'yi hiç sevmiyorum.
Johnny, Caillou ve Rosie'nin yeni bakıcısıydı. Oysa ki Caillou her zamanki bakıcısını istiyordu. O yüzden Julie'yi hiç sevmemeye karar vermişti. Merhaba Caillou, benim adım Julie. Düğmeye basman yeterli. Güle güle. Anneniz ne güzel görünüyordu değil mi? Babanız da smokininin içinde çok yakışıklıydı. Hadi güle güle diyelim. Akşam olmuştu ve yemek vakti gelmişti. Ben yemek yemek istemiyorum. Ben de yemek yemek istemiyorum. Caillou, yemeğini yemek zorundasın. Hayır, zorunda değilim. Bir fikrim var. Anne ve babanız yıl dönümleri için özel bir akşam yemeği yiyorlar. Biz neden onlar gibi yapmıyoruz? Caillou her ne kadar Julie'yi sevmemeye karar vermişse de bu fikir çok hoşuna gitmişti. Hadi o zaman, daha ne bekliyoruz? Şimdi tıpkı baban gibi yakışıklı oldun. Sahiden oldun mu? Kesinlikle. Caillou yavaş yavaş Julie'yi sevmeye başladığını fark etti. Hadi şimdi gidip Rosie'yi de annen kadar güzel yapalım. Gel bu. Yakaladım. Caillou Julie'nin bu oyununu çok sevmişti. Ama hala yemeğini yemek istemiyordu. Hadi ama Caillou, yemen gerekiyor. Ben yemek yemek istemiyorum. Ben de yemek yemek istemiyorum. Pekala, madem yemek istemiyorsunuz, onun yerine kahvaltı yapmaya ne dersiniz? Şimdi kahvaltı vakti değil ki. Akşam yemeği vakti. Hiç önemli değil. Şu andan itibaren ikiniz de istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Merhaba Caillou, merhaba Julie. Siz de bizim kadar eğlendiniz mi? Kahvaltı yaptık anne. Gerçekten mi? Neden yemek yemediniz peki? Bu akşamlık yemek yemek istemediler. Ben de kahvaltı hazırladım. Çok iyi yapmışsın Julie. Eğer hazırsan seni evine bırakayım. Hayır lütfen baba, hayır. Caillou yeni bakıcısıyla o kadar eğlenceli vakit geçirmişti ki gitmesini hiç istememişti. Merak etme Caillou, söz veriyorum en yakın zamanda yine seni görmeye geleceğim. Bu Caillou'nun buz pateni öğrenme hikayesidir. Bu hikaye bugünkü gibi bir kış gününde geçer. Caillou ne zaman anne ve babasıyla bir buz hokeyi maçı seyretse paten kayma isteği duyuyordu. Bunun için babası da arka bahçede bir buz pisti hazırlamış ve Caillou'ya da bir çift paten almıştı. Vuruşunu yaptı ve sayı! Ben de buz hokeyi oyuncusu olmak istiyorum. İyi ama önce paten kaymayı öğrenmemiz gerek. Ben dünyanın en hızlı patencisiyim. Bak anne, adam düştü. Demek ki ben bir dünya şampiyonuyla paten kayacağım. Bu harika. Gördün mü? Yakında sen de böyle kayabileceksin. Tamam. Öğrenmen gereken ilk şey ayakta durabilmek. Caillou paten kaymanın düşündüğü kadar kolay olmadığını anladı. Anne! Oh, Caillou! Anne! Buna tutunursan daha rahat kayabilirsin. Hadi canım, paten kaymaya hazırsın. Kolay olmadığını biliyorum ama denediğin için seninle gurur duyuyorum. Hadi tekrar deneyelim. Caillou sürekli düşmekten yorulmuştu ama gene de babasıyla bir kez daha denemek istedi. Tekrar denemek istiyorum. Aferin sana.
iyi gidiyor, kayıyor. Aa, hayır. Bak baba, kayabiliyorum. Yaşasın, bana bakın. Sen iyi misin, Kayu? Kayu, sen kayıyorsun. Gerçekten kayıyorsun. Bak anne, artık kayabiliyorum. Kim kakao içmek ister bakalım? Birçok kez düştükten sonra Kayu sonunda patenlerin üzerinde durmayı öğrenebilmişti ancak... Anne, baba! Evet canım. Sanırım gelecek derste dönüşleri öğrenmelisin. Ve ondan sonra sana bir buz hokeyi sopası alabiliriz. Ne dersin? Buz hokeyi sopası mı? Yaşasın! Bu Kayu'nun büyük babasıyla birlikte parka gidiş hikayesidir. Orada sevmediği veya... sevmediğini düşündüğü bir erkek çocukla karşılaştı. Kayu parka gitmeyi seviyordu ve bazen orada yeni arkadaşlar ediniyordu. Tamam Kayu, bitirdik. Bir tane daha yapacağım. Aa, merhaba. Senin adın nedir genç adam? Jim. Evet Jim. Bu da Kayu. Kayu ile oynamak ister misin Jim? Bu çok iyi bir fikir. Eğer bize ihtiyacınız olursa biz hemen şuradaki bankta oturacağız. Ben bir kule yapıyorum. Kuleyi ben yapmak istiyorum. Sen yıktın. Sana yenisini yapabilirim. Büyük baba. Kulemi yıktı. Belki kazayla olmuştur Kayu. Jim çok üzgün Kayu. Değil mi Jim? Ama... tekrar yaptım. Çok iyi bir iş yapmışsın Jim. Şimdi neden ikiniz beraber güzelce oynamıyorsunuz? Tamam. Ben artık bu oyunu oynamak istemiyorum. Salıncaklara gidiyorum. Beni bekle. Salla beni. Hayır, sallamayacağım. Önce sen beni salla. Kayu Jim'i sevmiyordu çünkü o sürekli kendi bildiğini okuyordu. Hayır, ne oldu? Benimle oynamak istemiyor. O her zaman ilk olmak istiyor büyük baba. Jim, biliyorsun sırayla oynamalısınız. Unuttun mu? Biliyorum. Benimle yeniden arkadaş olur musun? Jim ve Kayu kovayla sırayla oynamaya başladılar. Salıncakta sırayla birbirlerini salladılar. Ve günün sonuna kadar birlikte oynamaktan çok hoşlandılar. Büyük baba hiç eve gidemeyeceklerini sandı. Tamam çocuklar, gitme vakti. Birkaç kerecik daha büyük baba, lütfen. Yaşasın. Hikaye zamanına hazır mısınız? Evet, hazırız. Bakalım Kayu bugün neler yapmış?
Bugünün hikayesi Kayu ve babası. Hoşça kal anne. Görüşürüz tatlım. Siz ikiniz sakın başınızı derde sokmayın. Hoşça kal. Kayu'nun annesi ve kız kardeşi Rosie bugün bütün gün dışarıda olacaklardı. Bu Kayu'nun bütün günü babasıyla geçireceği anlamına geliyordu. İşte buna bayılıyorum. İyi koyu bir kahve. Ben de bayılıyorum baba. Gizli planımızı hatırlıyor musun Kayu? Kayu babasına annesine çok özel bir sürpriz hazırlaması için yardım ediyordu. Sence annem bu sürpriz kitaplığı beğenir mi? Oh, evet baba. Kayu babasıyla böyle vakit geçirmeye bayılıyordu. Yalnızca ikisi, baş başa. Şimdi bunun çok hızlı kuruması gerekli ki biz de... Hayır. Hayır. Ne oldu baba? Evet. Birincisi sen boyaya bulandın. Sen de öyle baba. Evet. Haklısın. İkinci olarak da ben astar boyanın üzerine süreceğim mavi boyayı almayı unuttum. Sana ne yapacağımızı söyleyeyim. İşimize bakacağız. Aynen öyle yapacağız. Yaşasın. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet. Hadi o zaman işimize bakalım dostum. Sence annen en çok hangi rengi sever? Bunu. Hadi alalım o zaman. İşimize mi? Emin olabilirsin. Kayu ve babası öğle yemeği için sosis yemeye karar verdiler. Merhaba, biz geldik. Kayu. Bu kurumuş baba. Siz ikiniz neyin peşindesiniz böyle? Biz bugün işimize baktık anne. Bak. Bir kitaplık. Öyle ihtiyacım vardı ki. Bir dakika. Sanki bir de yeni bir kitabım olmuş. Ben yaptım anne. Hadi bakalım çocuklar, bir başka Kayu hikayesi zamanı. Şimdi bakalım Kayu neler yapıyor. Evet. Bugünün hikayesi Kayu havuç yetiştiriyor. Kayu, neden arka bahçeye çıkmıyorsun? Orada seni bekleyen biri var. Kayu kendini bekleyenin kim olduğunu merak etti. Büyük baba. Merhaba. Ne yapıyorsun büyük baba? Annen için küçük bir sebze bahçesi hazırlıyorum. Bana yardım etmek ister misin? Yaşasın. Bekle ve gör Kayu. Çeşit çeşit sebze yetiştireceğiz. Hem de çok lezzetli. Kayu aslında pek sebze sevmezdi. Ama sebze bahçesi yapma fikrini sevdi. Sana çok önemli bir görev veriyorum. Havuç yetiştirmek ister misin? Evet, isterim. İşte havuçlarının tohumları. Havuçlar nerede peki? Önce tohumları toprağa ekmelisin. Daha sonra onlara çok çok su vermelisin ki tohumlar havuç olsun. Kayu'nun büyük babası sebze bahçesinin içinde küçük bir delik kazdı. Kayu buraya büyük babasının gösterdiği gibi tohumları ekebilecekti. Yaşasın! Büyük baba olmadı. Burada hiç havuç yok.
Biraz sabırlı olmalısın. Havuçların büyümesi yaz sonunu bulabilir Kayu. Yaz sonunu mu? Ben havucumu çizdim. Güzel. Şimdi kartonun üstüne biraz renkli yapışkan süreceğim. Bu işaretle Kayu havuçların ekili olduğu yeri kaybetmeyecekti. Kayu her gün havuçların büyüyüp büyümediğini görmek için sebze bahçesine gitti. Ve birkaç hafta sonra... Havuç tohumları. Hayır, havuçları. Kayu havuçlarının hiç olamayacağını düşünmeye başlamıştı. Çok uzun zaman geçmişti. Derken birkaç hafta sonra... Merhaba Kayu. Sebze bahçesine baktım da bil bakalım ne oldu. Sanırım havuçların artık büyümüş. Gerçekten mi? Havuçlarım. Onları görmek istiyorum. Geliyorum. Aa, yine yapraklar. Ama havuç yok. Sadece yaprak. Aa, o kadar emin olma. Yapraklardan tut ve çek. Göreceksin. Havuç! Herkese afiyet olsun. Bu havuçları ben yetiştirdim. Bunlar harika canım. Tebrik ederim Kayu. Rosie'ye bak. Senin havuçlarını çok sevmiş gibi görünüyor. Kayu sebze sevmemesine rağmen kendi havuçlarının çok lezzetli olduğunu düşündü. Heyecanlı bir yolculuğa ne dersiniz? Hikaye zamanı geldi. Bakalım Kayu bugün neler yapmış? Aa evet, bugünkü hikayemizin adı Kayu Luna Park'a gidiyor. Hala gelmedik mi baba? Hala gelmedik mi baba? Az kaldı canım. Hala gelmedik mi? İşte geldik. Kayu çok heyecanlanmıştı. Çünkü hayatında ilk kez bir Luna Park'a gidiyordu. Babasıyla birlikte bir sürü oyuncağa binmek istiyordu. İlk olarak Niagara Şelalesi botuna binmeyi seçmişti. Boy ölçüm tahtasının önünde dur Kayu. Bu ne baba? Binebilmek için yeterince uzun olman gerekiyor. Sevdin mi? Evet, çok eğlenceli. Biraz da korkutucu değil mi? Kayu ve babası botun hem eğlenceli hem de birazcık korkutucu olduğunu düşündüler. Hey! Kısa bir süre sonra Kayu korktuğu için de eğlenmeye başlamıştı. Kim pamuk helva ister? Ben isterim, ben isterim. Ben de isterim. Yaşasın. Ben pamuk helvanın onlar için çok da sağlıklı olduğunu sanmıyorum. Yani bu sen istemiyorsun demek mi oluyor? Gerçekten çok yüksekteyiz. Bak. Kayu dönme dolaba binmekten çok keyif almıştı. O kadar yükseğe çıkmıştı ki oradan tüm Luna Park'ı görebiliyordu. Baba bak. Kayu'nun şimdiye kadar gördüğü en büyük oyuncak ayıydı. Halkaları bloklara geçirmeyi başarabilirlerse belki de ayıcığı kazanabileceklerdi. Bu Kayu için gerçekten çok zor bir oyundu. Atmayı başaramadım. Göründüğü kadar kolay değildir. Sen yapabilir misin babacığım? Elimden geleni yapacağım. Harika atıştı. Kayu babasının üçüncü halkayı da atabilmesi için dua etmişti. Eğlenebildin mi Kayu? Ah, evet anneciğim.
anneciğim. En çok neyi sevdin bakalım? Şelale üzerindeki botumu, dönme dolabımı. Tahmin edeyim, babanın halkaları atıp ayıcığı kazanabilmesini, öyle değil mi? Evet. Servisiniz gelmeden önce bir hikaye okumaya vaktimiz var. Kayyu'nun bugün neler yaptığına bakmaya ne dersiniz? Hikayemizin adı Kayyu'nun okul servisi. Kayyu henüz okula gitmiyordu. Ama her gün sokaktan geçen okul servisini görmek için bekliyordu. Kayyu büyük çocuklarla birlikte servise binmeyi çok istiyordu. Babacığım, ne zaman okul servisine binebileceğim ben? Aslında gelecek doğum gününe kadar okula gidemeyeceksin. İyi bakalım. Biz bugündeyiz. Ve bu da senin doğum günün. Ama ben okul servisine şimdi binmek istiyorum. Binemesen bile en azından gidip servisi görebiliriz. Peki buna ne dersin? Ertesi sabah Kayyu ve babası her zamankinden daha erken kalktılar. Böylece servisi yakından görebileceklerdi. İşte geliyor babacığım, işte geliyor. Yaşasın, yaşasın. Merhaba Kayyu, sen de bizimle servise mi bineceksin? Kayyu henüz okula gitmiyor Sera. Günaydın delikanlı. Sen de okula mı geliyorsun? Dur bir dakika. Seni hatırladım. Küçük bir çocukken seni okula ben götürürdüm. Merhaba Bay Washington. Sizi tekrar gördüğüme sevindim. Bu benim oğlum Kayyu. Servisinizi görmek istedi de. Tanıştığımıza gerçekten sevindim Kayyu. Zamanı geldiğinde seni okula götürmeyi çok isterim tabii. Servise binmek istiyorum babacığım. Üzgünüm ama seni bugün götüremem Kayyu. Bay Washington Kayyu'nun bu duruma çok üzüldüğünü görebiliyordu. Ama belki yarın olabilir. Tabii annen ve baban buna izin verirlerse. Ben de patronuma olabilir mi diye soracağım. Yani bu konuda kesin bir söz veremem. Bay Washington gerçekten çok nazik değil mi Kayyu? Hadi gidip annene soralım. Tamam peki. Bu nedir Kayyu? Okul servisi babacığım. Peki servisi kullanan kişi kim? Ben. Kayyu, unutma ki servise binip binemeyeceğini öğrenmek için yarına kadar beklemeliyiz. Merhaba Kayyu, bugün okula gidiyorsun gibi görünüyor. Kayyu çok heyecanlıydı. Servise binip binemeyeceğini bilmiyordu. Günaydın. Pekala, okula gecikmek istemez değil mi Kayyu? Hadi bin. Hala ne bekliyorsun? Hadi bin. Yaşasın. Kayyu sarı renkteki büyük servise binmeyi çok sevmişti. Neredeyse eve geldi Kayyu. Bak işte baban seni bekliyor. Hey. Beni gördün mü baba? Servisin içindeydim. Görmez olur muyum? Şimdi Bay Washington'a teşekkür edelim. Teşekkür ederim Bay Washington. Hoşça kal Kayyu. Hoşça kal. Doğum gününden sonra görüşürüz. Nereye saklandınız? Hikaye zamanı. Aa, işte oradasınız. Bakalım Kayyu bugün neler yapmış. Bu hikayemizin adı Kayyu Gilbert'ı arıyor. Kayyu Gilbert'ı arıyor. Hazır mısın Gilbert? Aa. Yardım et Gilbert. Dinozor peşimde, yardım et. Kayyu dinozor avcısı oyununu oynamayı çok seviyordu. Gilbert'la oynayınca daha da zevkli oluyordu. Kayyu, yemek zamanı. Gilbert, sen burada kal. Merhaba Kayyu, neler yapıyorsun bakalım? Gilbert'la oynuyordum. Onu kötü bir dinozordan kurtardım baba. Sahi mi? Dinozor avına çıktığın için çok cesur olmalısın.
Ortaya çık Gilbert, oyun oynayalım. Gilbert, Gilbert. Neredesin? Kayu üzgündü. Kayu orada kalmasını söylemişti ama Gilbert onu dinlememişti. Baba, Gilbert gitmiş, beni beklememiş. Evet ama burada değil. Ama oturma odasında da yok. Nerede peki bu? Oyunumu oynamam için ona ihtiyacım var. Gilbert, hemen buraya gel, hemen. Gilbert, sen kötü bir kedisin. Kayu Gilbert'a çok kızmaya başlamıştı. Nereye saklanıyor olabilirdi? Aa, neler oluyor Kayu? Gilbert'ı bulamıyorum anne. Oturma odasında beni beklemesi gerekiyordu. Muhtemelen yatak odalarından birinde uyuyordur. Gel gidip bir bakalım. Dedektifler gibi. Dedektif mi? Eğer dedektifsek önce ipuçlarını araştırmalıyız. Peki ipucu nedir anne? İpucu, Gilbert'ı bulmamıza yarayacak şeyler. Onun için gözlerini kocaman aç. Bu bir ipucu mu anne? Kayu Gilbert'la oynarken dinozorun üstünden kopan ipi buldu. Bu Gilbert'ın yakınlarda bir yerde olduğu anlamına geliyordu. Bu çok iyi bir ipucu. Gilbert! Burada yok anne. Sanırım bakmadığımız bir tek oda kaldı canım. Benim odam. Gilbert dışarı çık. Gilbert. Bak anne, dinozor. Bir ipucu daha. Sen çok iyi bir dedektifsin Kayu. Onu buldum. Yaklaşın çocuklar, hikaye zamanı. Kayu'ya bak, kahvaltı ediyor. Bu normal bir kahvaltı değil. Bu hikaye Kayu'nun sürpriz kahvaltısı. Bir sabah Kayu çok erkenden kalktı. Kayu sessiz olmaya ve kimseyi uyandırmamaya çalışıyordu. Anne, uyuyor musun? Baba, uyuyor musun? Kayu artık uyanmıştı ve karnı çok acıkmıştı. Kendi başına bir an önce kahvaltısını yapmaya karar verdi. Bu gördüğü manzara aklına ailesine de kahvaltı hazırlayabileceği düşüncesini getirdi. Kayu, günaydın Rose, benimle gel. Herkese kahvaltı hazırlayacağım. Kayu annesini ve babasını uyandırmak istemiyordu. Hazırladığı kahvaltının sürpriz olmasını istiyordu. Biraz süt ister misin Rosie? Günaydın Gilbert, acıktın mı? Kahvaltı Gilbert? Evet. Kahvaltı hazırlamak ne zor bir işti. Kayu şimdi masayı hazırlamalıydı. Kayu bunun anne ve babasının şimdiye kadar gördükleri en büyük sürpriz olmasını istiyordu. Bu da neydi böyle? Ben bir şey duymadım. Sanırım Kayu mutfakta. Kayu! Her şey yolunda mı Kayu? Şşşt! Sürpriz! Anladım, tamam. Kayu'nun nasıl bir sürpriz hazırladığını çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Dolap Kayu'ya çok dolu gözüktü. Ama kahvaltılıklar neredeydi? Annem tavuk sever. Ah,
gevrekler. Babam gevrek sever. Anne. Kayu tam olarak hazır değildi. Hayır gelme anne. Masaya tek bir şey daha koyacaktı. Sürpriz kahvaltısının eksik olmasını istemiyordu. Tamam gelebilirsiniz. Oo. Bu bir sürpriz kahvaltı. Kesinlikle öyle. Harika görünüyor. Bak benim en sevdiğim tahıl hazırlanmış bile. Benim tabağımda da güzel bir kurabiye var. Tereyağı tabağı da rahatça sürebilmem için hemen yanımda. Size şimdiye kadar olan en güzel sürprizi hazırladım. Kim hikaye dinlemek istiyor? Okumamı istediğiniz hikaye bu mu? Evet büyük anne. Hadi oku büyük anne. Bakalım adı neymiş? Aa evet. Kayu'nun kayıp çorabı. Çoraplarım nerede? Kayu en sevdiği çorabını bulmuştu. Ama diğer tekine de ihtiyacı vardı. Kayu odasında çoraplarını bulamayınca kirli çamaşırların arasına bakmaya evet. karar verdi. Kayu çoraplarının çamaşır makinesinin içinde olabileceğini düşündü. Ama görmek için boyu çok kısaydı. Gidip bir sandalye almaya karar verdi. Kayu kapıyı açmayı denedi ama açılmıyordu işte. Bu çok ürkütücüydü. Anne! Anne! Kayu ben buradayım. Bir şey yok. Korkma canım. Baba! Baba! Kapı açılmıyor. Seni oradan hemen çıkaracağım. Korkma. Sanırım kapının tokmağı senin tarafına düşmüş Kayu. Evet baba. Tamam. Bu taraftaki düşmemiş ama çok yavaş çevirmeliyim. Her şey yolunda Kayu. Sen burada ne yapıyordun? Çorabımı arıyordum baba. Çamaşırların arasına baktın mı? Hadi gel birlikte bakalım ha? Tamam. Annen bu sabah kirli çamaşırları ayırıyordu. Belki de çorabını yere düşürmüştür. Çamaşır makinesinin içine bakmak istiyorum. İyi fikir. Hadi bakalım. Görebiliyor musun canım? Hayır. Yine mi kapıyı açık unutmuşum ben? Hay Allah. Bunun içinde bir şey kalmamış. Ben de bakacağım. Burada da yok. Hadi boş ver. En iyisi başka çorap bulalım. Ayaklarım buz kesti. Ama ben o çorabı istiyorum. Sana bir çorap bulduktan sonra benim kapı tokmağını onarmama yardım edersin. Olamaz. Sanırım biri kapıyı tekrar kapatmış. Tatlım, orada mısın? Hey! Hadi birlikte bağıralım. Anne! Anne! Kayu bu sefer korkmamıştı çünkü babası yanındaydı. Aa canım sen orada mıydın? Aa hayır kapı tokmağı elimde kaldı. Kayu'nun babası annesine kapı tokmağını nasıl takacağını anlattı. Ve kısa süre sonra anne kapıyı açabildi. Bir daha kilitli kalmadan şu kapıyı onarmalıyım. Gidip aile çantamı getireyim. Çorabına ne oldu senin? Kaybettim anne. Sanırım şimdi çok sevineceksin. Hadi sepetin içine bak. İşte burada. Kayu çoraplarını giyince hiç kimse bir daha kilitli kalmasın diye babasının kapıyı onarmasına yardım etmeye koyuldu. Hikaye zamanı çocuklar. Bakalım aranıza sığabilecek miyim? Böylece hepiniz kitabı görürsünüz. Hadi oku büyük anne. Kayu'nun yeni maceralarından biri olmalı. Hikayemizin adı Kayu İşe Gidiyor. Kayu çok heyecanlıydı. Annesiyle birlikte onun iş yerine gidiyordu. Önce döner kapıdan içeri girmemiz gerekiyor Kayu. Bunu yapabilirim anne bana bak. Tamam hadi bakalım. Diğer taraftan çıkmayı unutma sakın. Anne. Aa canım itmeye devam et Kayu. Tekrar denemek istiyorum.
Kayu daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Etrafta bir sürü gülünç ses ve tanımadığı bir sürü insan vardı. Kayu. Sen Kayu olmalısın. Seni tanıdığıma çok sevindim. Ofisimize hoş geldin. Kayu buraya çalışmaya geldim. Hadi bakalım, bu masa bugünlük sana ait. Neler yapmak istersin? Çalışmak isterim. Kayu çalışmanın yazı yazmak olduğunu düşündü. Bununla çalışabilirim. Bitirdim. Bak anne. Çok güzel oldu Kayu. Bir dakika. Bu baba, bu Rosie ve bu da ben. Al hadi, senin olsun. Çok güzel Kayu, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi bir iş başardın. Şimdi oyun oynayabilir miyiz? Şimdi oynayamam ama Kayu, bitirmem gereken işlerim var. Belki bir resim daha çizersin. Merhaba Teddy. Bugün annemin işleri çok uzun sürüyor. Kayu, henüz işimi tam olarak bitirmedim ama sana bir sürprizim var. Merhaba. Baba, benim Kayu. Annene çalışıyorum. İş yapıyorum. Teddy de benimle. Seni seviyorum baba. Güle güle. Yemek yiyelim mi? Ne dersin? Kayu ve annesi yiyeceklerini çıkarttılar ve Teddy ile birlikte çok güzel bir piknik yaptılar. Neden yaptığın resmi benim ilan tahtama asmıyoruz? Böylece herkes görebilir. Evet. Asalım hadi. Evet. Harika görünüyor. Hey. Baba. Hadi siz gidin. Sonra evde görüşürüz. Gördün mü? Annemin iş yeri burası. Evet, çok doğru. Kayu babasına annesinin iş yeriyle ilgili bildiği her şeyi gururlanarak anlatıyordu. Dur, sana göstereyim. Kapılar çok ağırdı. Kayu'nun babası ona yardım etmeye karar verdi. Kapıları rahatlıkla açtığına göre çok güçlüsün demektir. Biliyorum baba. Kayu babasına bütün gün işte neler yaptığını anlatıp durdu. Yapmadım. Yaptım. Yapmadım. Siz gene mi kavga ediyorsunuz? Neden kavga etmeyi bırakıp bir Kayu hikayesi dinlemiyorsunuz? Şimdi şuna bir bakın. Kayu ve Clementine de kavga ediyorlar sanki. Bugünkü hikayemizin adı Kayu'nun Kavgası. Kayu'nun arkadaşı Clementine oynamaya gelecekti. Bunun için Kayu da oyuncaklarını hazırlıyordu. Kayu! Kayu! Aşağı gel! Clementine geldi. Hoş geldin Clementine. İçeri girsene. Hadi merhaba de Kayu. Merhaba. İyi çocuk ol Clementine, tamam mı? Güzel güzel oynayın. Tamam anne. Problem çıkartma, tamam mı? Hayır anne. Bir problem çıkaracağını hiç sanmıyorum. Hadi içeri gel bakalım. Yaşasın! Yaşasın, bir sürü oyuncak getirmişsin. Kayu, Clementine'la dinozorculuk oynamak ve oyuncaklarıyla kendilerine nasıl bir ev yapabileceklerini anlatmak istiyordu. Evcilik oynayalım. Ben anne olayım, sen de baba. Bu Kayu'nun hiç de sevdiği bir oyun değildi. Ben dinozorculuk oynamak istiyorum. Bir oyuncak ayı ve sincap çocuklarımız olabilirler. O benim ayım ve benim sincapım. Kayu ayı ve sincapına izni olmadan kimsenin dokunmasını istemezdi. Hadi onlar için çay partisi yapalım. Hadi gel Kayu. Onları hemen geri ver. Onlar benim. Problem çıkarma Kayu. Otur ve güzel güzel oyna. Ben güzel güzel oynamak istemiyorum. Ne oldu şimdi? Ben evcilik oynamak istemiyorum. Dinozorculuk oynamak istiyorum. Tamam. O zaman dinozorlar da bizim çocuklarımız olur. Kayu bu fikri hiç mi hiç beğenmedi. Artık seninle oynamak istemiyorum. Artık seni sevmiyorum. Anne! Kayu neler oldu? Ve
Peki Clementine nerede? Ben Clementine'ı sevmiyorum. Ayımı ve sincabımı aldı anne. Hadi bu problemi çözmeye çalışalım canım. Birbirimizden özür dileyip yeniden arkadaş olabilir miyiz? Üzgünüm Kayu. Sıra sende Kayu. Üzgünüm Clementine. Aa, lütfen içeri gelin. Clementine'in abi Billy beyzbol şampiyonuydu ve Kayu onu görmekten hep çok mutlu olurdu. Merhaba Billy. Merhaba Kayu. Top oynamak ister misin? Sen çok iyi bir oyuncu olacaksın Kayu. Gelin meyve suyu için çocuklar. Hadi yarışalım. Kayu, sen ve Clementine gerçekten çok iyi beyzbol oynuyorsunuz. Yakında tekrar oynarız, olur mu? Aa, evet. Sen ve Clementine'ı yarın da oynamak istiyorum. Öbür gün de oynamak istiyorum ve daha sonraki günde. Yaklaşın bakalım çocuklar. Hikaye zamanı. Hey, Kayu'ya bakın. Biraz korkmuş görünüyor. Acaba neden? Bu hikayemizin adı Kayu'nun Kocaman Kaydırağı. Kayu parkta oynarken çok güzel vakit geçiriyordu. Bana bak, bana bak. Çuf, çuf, çuf. Ben tren oldum baba. Merhaba Kayu. Merhaba Clementine. Ben çuf çuf oynuyorum. Ben de oynayabilir miyim? Clementine ve Kayu çuf çuf trencilik oynarken çok eğleniyorlardı. Ama derken Clementine'ın aklına bir şey geldi. Kaydıraktan kayalım mı? Evet. Hayır, bunda değil. Onda. Clementine büyük çocukların kaydırağını gösteriyordu. Ama Kayu kaydırağın yaşasın yanına gelince çok büyük ve çok yüksek olduğunu gördü. Bu çok yüksek. Kayu korkmuştu. Hadi gel Kayu. Ben önce burada oynamak istiyorum. Kayu Clementine'ı tünellerde oynamaya ikna edebildi. Hadi beni yakala. Geliyorum. Tuttum. Geç oluyor Kayu. Birazdan gitmemiz gerek. Oh, hayır. Hadi gel Kayu. Çok yüksek. Ama korkmuyorum. Önden sen git hadi. Çok eğlenceliydi. Hadi gel Kayu, sıra sende. Hadi kay Kayu, çok eğlenceli. Hadi Kayu. Korkmuyorum. Ama aslında Kayu gerçekten çok korkuyordu. Kayu biraz korktu. Sanırım ağlıyor. Ben hiç korkmadım. Çok kolaydı. Ne oldu Kayu? Hı? Bu kocaman ve ürkütücü bir kaydırak. Ama eğlenceli de görünüyor. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Neden birlikte kaymıyoruz? Bir, iki, üç. Hadi. Kayu heyecanlanmıştı ama Clementine fazla etkilenmedi. Ben kendi başıma kaymıştım. Evet, şimdi ben kendim kaydım. Çok kolay. Hadi gitme zamanı Kayu. Hemen dönerim. Hey, bir kerecik daha baba. Ama tabii ki bir kerecikle kalmadılar. Hikaye dinlemeye hazır mısınız? Bir Kayu hikayesi. Bugünkü hikayemizin adı Kayu Köpek Gezdiriyor.
Bir yavru köpek. Kayu bu şirin yavru köpekle daha önce karşılaşmıştı. Merhaba Kayu. Bu küçük adamla bugün de ben ilgileneceğim. Adı Kayu olan bir arkadaşını ziyaret etmek istedi. Benimle birlikte onu gezdirmek ister misin? Tabii. Yaşasın. Onu yürütebilir miyim? Tabii ki. Bak büyük anne oturdu. Ona caddeyi geçmesini söylemeni bekliyor. Geçmesi gereken zamanda ona yürü de. Yürü. Kayu yavru köpeğin sözünü dinlemesinden çok hoşlanıyordu. Bak sana ne getirdim. Oynamak istiyor. Topu at ve ona getir de. Hemen sana getirecektir. Getir. Getirdi. Ona bırak de. Bırak. Vay canına. Getir. Kayu bu küçük köpekle oynayarak harika bir gün geçiriyordu. Baba, gerçekten ama gerçekten ne istediğimi biliyor musun? Nedir Kayu? Küçük bir beyaz köpekçik. Çok şirindi, değil mi? Ama biliyorsun Kayu, bizim bir tane kedimiz var. Gilbert'ımız var. Ama ben bir köpek istiyorum. Gezdirebileceğim bir köpek. Rosie ve sen biraz daha büyüyünce belki bir köpek almayı düşünebiliriz. İyi geceler. İyi geceler baba. Kayu büyümeyi beklemek istemiyordu. O şimdi bir köpek istiyordu. Kayu ertesi sabah oyuncak köpeğini bulunca aklına parlak bir fikir geldi. Bu senin tasman olabilir. Anne baba gelin bakın. Ne oldu? Sürpriz. Bakın. Artık Kayu'nun da her gün gezdirebileceği kendine ait bir köpeği vardı. Bugünkü hikayemiz ne büyük anne? Hadi oku büyük anne. Bugünkü hikayemizin adı Kayu Rosie'ye bakıyor. Kayu ve Rosie, Rosie'nin yeni oyuncağıyla oynayarak keyifli zaman geçiriyorlardı. Çok gürültülü bir keyif. Başım çok ağrıyor. Biraz yatmalıyım canım. Büyük abi gibi davranıp yaramazlık yapmaması için Rosie ile ilgilen. Olur anne. Teşekkür ederim Kayu. Hayvanların resimlerini çizmeye ne dersiniz? Hem sessiz olursunuz, ben de dinlenirim. Tamam. Kayu Rosie'ye iyi bakabileceğini düşünüyordu. Şimdi resim çizeceğiz Rosie. Ben de çizeceğim. Hayır Rosie, hayır. Hayır Rosie, hayır, onu bana ver. Hayır, hayır, o benim. Dur lütfen. Ah, ha, ha, ha.
Sessiz ol. Şimdi annem kızacak. Kayu. Burada neler oluyor böyle? Kayu. Ben senden büyük bir abi olmanı ve Rosie'ye bakmanı rica ettim. Kavga etmeni değil. Hayır, annesinin kendine kızmasının hiç de adil olmadığını düşündüm. Rosie'yi susturmak için elinden geleni yapmıştı. Bu Rosie'nin suçuydu. Ama anne, ben onu... Rosie, uykun gelmiş. Ama Rosie... Hemen dönelim Kayu. Ben artık Rosie'nin büyük abi olmak istemiyorum. Aa Kayu. Şimdi bana neler olduğunu anlat. Ben Rosie'ye durmasını söyledim ama beni dinlemedi. Büyük abi olmak kolay değil. Şimdi duvarı temizlesem iyi olacak. Ben sana yardım ederim anne. Aa, bu çok iyi olur. Ben küçükken annemler evde bir parti vermişlerdi ve ben de küçük kuzenim Bella'ya bakmak zorunda kalmıştım canım. Ne yaptı biliyor musun? Koca bir tüp diş macunu kendi üzerine sıktı. Bu çok kötü anne. Ve ben de zor durumda kaldım canım. Tıpkı senin gibi. İyi oldu Kayu. Kayu. Şuna bak. Ne güzel, kocaman bir çocuk oldun Kayu ve Rosie'ye ne kadar iyi abilik yapıyorsun böyle. Merhaba, sanırım bugünkü hikaye zamanında yalnız ikimiz olacağız. Sürpriz! Ah! Sonunda yalnız kalmaktan kurtuldum. Bugünkü hikayemizin adı, Kayu hastalandı. Kayu o gün kendini hiç iyi hissetmiyordu. Biraz ateşi var gibiydi. Sanırım biraz ateşim var senin. Ben düşürmek için bir şeyler yapacağım. Bu arada sen de dinlen. Bir süre sonra Kayu yatakta yatmanın keyifli olmadığını düşündü. Kayu hemen yatağına dön. Yatmak istemiyorum anne. Al bakalım, bu sana iyi gelecek. Ertesi gün çok garip bir şey oldu. Anne! Ay, kendini nasıl hissediyorsun? Bak. Kızamık gibi görünüyor. Kızamık mı? Korkarım bu yatman gerektiği anlamına geliyor canım. Ve bir de kaşınmamalısın. Peki neden? Çünkü kaşınırsan bu kırmızı benekler yara olur. Kaşınmak yok Kayu. Evet, banyon hazır. Çabucak iyileşeceksin, bak gör. Kayu için en zoru bu sürekli kaşınan benekleri kaşımamaktı. Sen yine kaşınıyor muydun? Birazcık anne. Bu da nedir? Küçücük bir şey. Dinozorunu versene bana canım. Aynı bana benzedi. Ben de yapacağım. Kayu ve annesi kırmızı bineklerle boyadıktan sonra dinozor da kızamıklı gibi görünüyordu. Kayu eve kapalı kalmaktan hoşlanmıyordu. Dışarı çıkıp Rosie ile oynamak istiyordu. Anne bak, beneklerin çoğu yok olmuş. Şimdi dışarıda oynayabilir miyim? Henüz değil tatlım. Banyo için hazır mısın? Tamam. Dinozorum da benimle birlikte yıkanabilir mi? Seyredebilir ama seninle birlikte suya giremez. Kayu beneklerin hiç yok olmayacağını sandı. Ama bir sabah baktı ki neredeyse hiçbiri yoktu. Merhaba Kayu. Hey, dinozorunda ne kadar çok benek varmış. Benim gibi. Sahi mi? Göster bakayım. Hoşça kal. Kayu Rosie'ye sonunda bahçede birlikte oynayabileceklerini söylemeye gitti. Merhaba Rosie. Bak, bütün beneklerim kayboldu.
Anne! Ne oldu? Rozi kısalmak olmuş anne. Sanırım haklısın. Birçok kez yıkanacaksın, sonra da benekler kaybolacak. Tıpkı dinozorum gibi. Yaşasın. Hoşça kal, sonra görüşürüz. Nerede kalmıştık? Aa evet. Şimdi bir Kayu hikayesi okuyacağız. Evet, bir bakalım Kayu bugün neler yapmış. Bugünkü hikayemizin adı Kayu'nun telefon görüşmesi. Anne. Sanırım orada olabilirim ama önce ajandama bakayım. Hı-hı. Anne, Rozi bir şey yaptı. Kayu, telefondayım canım. Sözümü kesiyorsun, bekle biraz. Kayu'ya sanki annesinin onun için ayıracak hiç zamanı yokmuş gibi geldi. Çünkü annesi sabahtan beri telefonla konuşuyordu. Tamam. Lütfen hemen arayın. Hoşça kalın. Telefonunuzu bekleyeceğim. Şimdi bana ne söylemek istiyordun canım? Rozi bir kitap yırttı. Gelip hemen görmelisin anne. Aa, bir dakika Kayu. Alo? Aa, evet. Telefonunuzu bekliyordum. Aa, bir dakika. Gerçekten çok çok meşgulüm Kayu. Neden gidip içeride oynamıyorsun? Seninle sonra konuşalım. Resmime bak anne hadi. Tamam, bu çok iyi olur. Hoşça kalın. Merhaba canım. Bakayım. Özür dilerim Kayu. Bu sabah gelen telefonlarla çok meşgulüm ama birazdan bitecek. Kayu gerçekten annesiyle konuşmak istiyordu ve ona telefon etmeye karar verdi. Anne, anne seni aradım ve telefon çaldı. Neden bu defa sen cevaplamıyorsun? Merhaba, benim Kayu. Kayu telefona cevap vermekten çok hoşlandı. Kendini bir yetişkin gibi hissetti. Büyük annem arıyor anne, büyük annem. Ona nasıl olduğunu sor. Merhaba büyük anne, nasılsın? Ben iyiyim Kayu, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün öğleden sonra beni görmeye gelir misin diye sormak için aramıştım. Yaşasın, evet. İçeri gel. Merhaba. Yaşasın. Arkadaşımın mini köpek yavrusunu hatırladın mı? Evet büyük anne. Biz büyük annenle birlikteyken siz de Rozi'yle oynayın canım. Büyük anne minik köpeğe bak nasıl zıplıyor. Koşma Rozi. Onu huzursuz ediyorsun. Biraz sakin ol. Tamam büyük anne. Üzgünüm. Şu anda konuşamıyorum. Ben sizi sonra ararım. Bu minik köpek telefon her çaldığında böyle yapıyor. Peki neden? Telefonda biriyle konuşurken onu tamamen unutacağımı sanıyor. Bu benim tanıdığım başka bir minik köpeğe benziyor. Neye gülüyorsunuz siz? Bu çok komik bir hikaye. Ama sanırım Kayu anlatsa daha iyi olur. Evet, bu komik bir hikaye büyük anne. Gece burada kaldığınız için çok mutluyum. Bakalım Kayu bu hikayede neler yapıyormuş. Hikayemizin adı Kayu Yatıya Gidiyor. Her şey Kayu'nun arkadaşı Leo'nun onu yatıya kalmaya davet etmesiyle başladı. Kayu ve annesi Kayu'nun çantasını hazırlıyorlardı. Kayu, sence bir şey unuttuk mu? Pijamalarımı. Haklısın canım. Leo'ların evinde kalacaksan pijama götürmen gerekiyor. Peki, şimdi her şey tamam mı? Evet. Kayu şimdiye kadar ilk kez bir arkadaşının evinde kalmaya gidiyordu. Ve çok heyecanlıydı. Hadi bin Kayu. Eminim bir şey koymayı unuttuk. Ama ne olabilir ki? Ha, bir düşüneyim. Pijama. Aldık anne. Diş fırçası. Aldık. Oyuncak ayı. Almadık. Oyuncak ayıyı unuttuk.
güzel. Artık her şeyi aldık. Hazır mısın? Dino'nun babası bahçelerinde bir ağaç ev yapmıştı. Ve Kayu da içinde oynamayı çok sevmişti. Dino, Kayu, yemek vakti. İkiniz de buraya gelin. Ellerinizi yıkamanız gerek. Kayu şüphesiz Dino'ların evinde çok eğleniyordu. Ama yemek vakti geldiğinde kendini birazcık yalnız hissetmişti. Annesini, babasını ve evini özlemişti. Aç değil misin Kayu? Evet, açım. Bakalım yemeğini kim önce bitirip güzel bir tatlı yemeği hak edecek. Bir süre sonra Kayu ve Leo'nun yatma vakti gelmişti. Kayu, Leo'ların evinde diş fırçalamanın bile eğlenceli olduğunu düşünmüştü. Ama yatma vakti gelip çattığında Kayu annesini, babasını ve evini çok özlediğini fark etmişti. Giderek üzülmeye başlamıştı. İkiniz de yatmaya hazır mısınız? Hadi yatağa yat Kayu. İyi geceler tatlım. Söyler misin Kayu, bir problem mi var? Eve gitmek istiyorum ben. Bak sana ne diyeceğim. Neden gidip annene telefon açmıyoruz? Eve gelmek istiyorum anneciğim. Ayıcık da eve gelmek istiyor mu? Ayıcık mı? Zavallı ayıcık. Çantanın içinde kaldığı için kendini çok yalnız hissediyordur. Ve eminim o Leo'ların evinde kalmayı çok istiyor. Kayu ayıcığını çıkarttıktan sonra artık eve gitmek istememişti. Ona sımsıkı sarılmıştı ve kocaman bir öpücük vermişti. Ayıcık şimdi daha iyi mi? Evet, çünkü ben ona sımsıkı sarılıyorum. Harika. İyi geceler, tatlı rüyalar. Olasın bizi tavşanlar. Büyük anne, bize hikaye okur musun? Aa, Kayu ile ilgili olabilir. Bir bakalım neler yapıyormuş. Bugünkü hikayemizin adı Kayu Bebek Olur. Kayu ve Rosie gün boyunca oyun oynadılar. Hem de bütün gün. Hayır. Nasıl oluyor da bu kadar dağıtabiliyorsunuz? Anlamıyorum. Yemekten önce etrafı toplamaya ne dersin Kayu? Kayu, bana yardım eder misin lütfen? Ama Rosie etrafı toplamıyor. Pekala. Bir deneyelim. Rosie, etrafı toplama zamanı. Tamam mı? Oyuncakları buraya koy. Evet, oldu tatlım. Hadi birkaç tane daha getir. Anne bak, Rosie hala oynuyor. Bu hiç adil değil. Ben de Rosie gibi oynamak istiyorum. Kayu, Rosie etrafı tek başına toplayamayacak kadar küçük. O büyüyene kadar onun işini ben yaparım. Kayu, sen kendi başına toplayacak kadar büyüdün. Kayu, annesinin eşit davranmadığını düşünüyordu. Çok kızmıştı. Ben de sütümü öyle bardakta içmek istiyorum. Pekala. Sandviçimi de Rosie'ninki gibi minik minik istiyorum anne. Bana da anne. Önlük mü istiyorsun? Kayu. Bebek olmak hoşuma gitti anne. Kayu 4 yaşında olmaktansa bebek olmanın daha iyi olduğunu düşündü. Bebek olmaya özenmem problem değil ama lütfen şımarık bir bebek gibi davranma. Yemekten sonra Kayu ve Rosie bebekçe oynarken çok eğlendiler. Uyku mu?
Evet, benim iki küçük bebeğimin uyku vakti. Hadi Kayu yatağına yat, ben de gelip üstünü örteyim. Kayu aslında uyumak istemiyordu. Ama Rosie gibi bebek olmak için uyumak zorundaydı. İyi uykular Kayu. Kayu, ne oldu tatlım? Ben uyumak istemiyorum anne. Ama bütün bebekler öğle uykusuna yatar canım. Artık bebek olmak istemiyorum. Yine 4 yaşında olmak istiyorum. Güzel. Kartlarını oynamaya ne dersin? Harika. Tekrar 4 yaşına dönmene çok sevindim. Ben kazandım. İkiniz de yerinize oturun ve uçmaya hazır olun. Hikaye vakti. Kayu'ya bir bakın. Uçmaya çoktan hazırlanmış bile. Çünkü bugünkü hikayenin adı Kayu uçağa biniyor. Kayu ailesiyle birlikte tatile gidiyordu. Ve bu onun ilk uçağa binişi olacaktı. İşte oldu. Kayu her şeyi çok merak ediyordu. Onunla oynamayı bırak Kayu. Birazdan kalkışa geçeceğiz. Lütfen arkana yaslan. Sizin keyfiniz yerinde mi? Anne, arkana yaslanmak zorundasın. Geçmişti. Kayu pencereden dışarıya baktığında giderek yerden uzaklaştığını gördü. O gördüğün küçük beyaz şeylerin hepsi ev. Baba, tatile geldik mi? Hayır, henüz değil. Kahvaltı ister misiniz? Kahvaltı mı? Evet. Kayu daha önce hiç kahvaltısını uçakta yapmamıştı. Kahvaltıdan sonra Kayu'nun babası müzik dinlemeye başladı. Kayu müziğin nasıl çaldığını çok merak etti. Günaydın beyler. Uçuştan memnun musunuz? Pilota merhaba de Kayu. Merhaba. Gelip uçağı nasıl uçurduğuma bakmak ister misiniz? Evet. Çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Kokpite hoş geldiniz. Bu Kayu. Merhaba Kayu. Merhaba. Baba, o da ne? Onlar sadece bulut Kayu. Bulut mu? Gerçekten mi? Biz iniş için uygun. Vay canına. Problem yok, tamam. Şu anda bulutların üzerinde miyiz? Evet. Bulutların üzerinde olmaya bayıldım. Birazdan inişe geçeceğiz. Yerlerinize dönseniz iyi olur. Ah, neredeyse unutuyordum. Küçük pilotlarımıza bundan takıyoruz. Kayu bu özel pilot rozetine sahip olduğu için çok sevinmişti. Ve kısa bir süre sonra uçak havaalanına inecekti. Artık uçak yere indi. Tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım ailenle çok iyi bir tatil geçirirsin Kayu. Ve umarım tatil dönüşünde yine seninle karşılaşırız. Büyük anne, bize Kayu ile ilgili bir hikaye okur musun? Pekala. Bakalım bugün nelerle uğraşıyor. Bugünkü hikayemizin adı... Rosie, Kayu'ya abi olmayı öğretiyor. Kayu bloklarıyla oynamaktan keyif alıyordu. Ve şimdi de tüm dünyadaki en uzun kuleyi yapmaya karar vermişti. Bu
Kayu'nun şimdiye kadar yaptığı en uzun kuleydi. Bum! Lütfen yapma Rosie. Yolumu bozdun Rosie. Git ve kendi oyuncaklarınla oyna. Rosie. Rosie onları bana ver. Anne. Rosie sürekli benim oyunumu bozuyor. Belki sadece seninle birlikte oynamak istiyordur. Ama ben onunla oynamak istemiyorum ki. Ayu şu anda meşgulüm. Her zaman problemlerini ben çözemem canım. Ama anneciğim. Sen ve Rosie problemlerinizi çözmeyi öğrenmelisiniz. Hayır, öğrenemeyiz. Ayu. Kayu, Rosie tarafından rahatsız edilmeden kitabını okuyabildiği için çok mutluydu. Git başımdan Rosie. Hemen odamdan dışarı çık. Hayır, 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 hayır. Git buradan. Sana git buradan dedim. Kitaplar okumak için de, vurmak için değil. Sana git dedim. Kayu, Rosie'yi sen mi ağlattın canım? Hayır. Rosie artık onu rahatsız etmeyeceği için Kayu mutlu olmuştu. Çok uzun bir süre odasında tek başına oynamıştı. Ama artık sıkılmaya başlamıştı. Oyun oynamak istemişti ama bu sefer tek başına olmak istemiyordu. O yüzden Rosie ile ilgili düşüncelerini değiştirdi. Rosie! Kayu Rosie ile oynamanın eğlenceli olduğunu hatırladı. Gözlerime inanamıyorum. Ve şimdi de Rosie ile oynamaktan o kadar keyif alıyordu ki annesinin bölmesini istemiyordu. Hikaye zamanı çocuklar. Ben okudukça sayfaları çevirmek ister misin? Evet. Tamam, o zaman başlıyoruz. Hikayemizin adı Kayu Kuşları izlemeye gidiyor. Büyük anne hadi gidelim. Acele etmeye gerek yok. Kuşlar kaçmıyor ki. Büyük annesi Kayu'yu o gün kuşları izlemeye götürüyordu. Ve Kayu çok sabırsızlanıyordu. Çünkü büyük annesiyle macera yaşamaya bayılırdı. Hiç kuş yok ki. Emin misin? Sesleri iyi dinle. Evet duyabiliyorum. Peki neredeler? Büyük anne onları gördüm. Bak oradalar. Daha yakından bakmak ister misin? Büyük anne ne zaman ne yapması gerektiğini her zaman çok iyi bilirdi. Kayu mutluluktan ne yapacağını bilememişti. Şimdi ellerini aç. Yem mi? Evet doğru. Birazdan yemi gören bütün kuşlar buraya toplanacak. İzle. Bak büyük anne kuş yemi yiyor. Hey kuş geri gel. Merak etme Kayu. Küçük kuşlar bizim gibi büyük insanlardan korkarlar. Çok sessiz durursak ve hiç kımıldamazsak o zaman korkmazlar tatlım. Ve sonra başka bir kuş yem yemeye gelmişti. Sonra başka bir tane daha ve birkaç tane daha. Kayu gözlerine inanamamıştı. Yaramaz. Bir oyun oynayalım. Ayağa kalkar mısın? Güzel. Ellerini böyle aşağıda tut ve sakın ama sakın kımıldama. Aa, bir kuş. Büyük anne bak elime kondu. Ha,
Kayu çok heyecanlanmıştı. Daha önce hiç eline kuş konmamıştı. Ne oldu, gidiyor muyuz? Neden ıslık çalıyorsun? Kuşlarla konuşmaya çalışıyorum. Eğer başarabilirsem onlar da bizimle konuşur. İyi denemeydi. Öğrenmen biraz zaman alacak. Çalışman gerekli. Kayu'nun kuşlardan keyif alması büyük annesini çok sevindirmişti. Ona özel bir hediye vermeye karar verdi. Bu bir ev. Evet, ama bildiğin evlerden değil. Bak. Büyük anne, yemler dışına çıkıyor. Evet, doğru. Dışına çıkması gerekiyor. Bu bir kuş beslenme kabı. Çok uzun zaman önce almıştım. Hoşuna gideceğini düşündüm. Peki kuşlar gelir mi? Bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Kayu ve büyük annesi kuş besleme kabını verandaya asmaya karar vermişlerdi. Burası çok iyi bir yer. Evin içindeyken de kuşları izleyebileceksin. İşte böylece Kayu da kuşları izlemeye başlamıştı. Tıpkı büyük annesi gibi. Zavallı Kayu bu sefer gerçekten başı dertteydi. Bir bakalım neler olduğunu merak ediyorum. Hadi öğrenelim. Şimdiki hikayemizin adı Kayu ve Oyuncak Bebek. Her şey Kayu'nun annesinin dışarı çıkmaya hazırlandığı sırada gerçekleşti. Kayu değişik renkteki makyaj malzemelerini çok sevmişti. Boya kutusu gibi görünmüşlerdi. Loli gelmek üzeredir Kayu. Neden aşağı inip onu orada beklemiyorsun? Güle güle anne. Yatma vakti Rosie. Ben Rosie'yi uyumaya götürürken sen de biraz kendi başına oynamaya ne dersin? Tamam. Görüşürüz. Masal anlatayım mı? Annesinin makyaj malzemelerini görünce Kayu'nun aklına bir oyun oynamak geldi. Rosie'nin bebeğini berbat ettiğinin farkındaydı ve Julie'nin ona kızacağından korkmuştu. Ah, işte buradasın. Kayu, ne yapıyordun sen? Julie. Yo, olamaz. Rosie uyandı. Kayu, Rosie'nin bebeğini bir yerlerde gördün mü? Hayır. Emin misin? Onu banyoda bıraktığını söyledi. Bir dakika, o da ne? Bir saniye kalkar mısın Kayu? Kayu. Bebeğe ne oldu böyle? Biliyorum, bana kızdın. Annem de geldiğinde bana kızacak. Ah, olamaz. Sanırım bayağı hareketli bir öğleden sonra geçirmişsiniz. Anne. Bakalım problemi çözebilecek miyiz? Kayu bebeği nasıl o hale getirdiğini ve herkesin ona kızmasından nasıl korktuğunu açıklamıştı. Bebeğin senin gibi güzel görünmesini istemiştim anne. Ama her şeyi berbat etti. Önemli değil Kayu. Rosie bebeğin hala güzel olduğunu düşünüyor. Çok üzgünüm anneciğim. Öyle olduğunu biliyorum tatlım. Zavallı Kayu'ya bir bakın. Bisikletinden düşmüş. Bunun nasıl olduğunu öğrenelim mi? Bugünkü hikayemizin adı Kayu Yaralanıyor. Kayu ve babası bisiklete binmeye gidiyorlardı. Bu kaskı başından hiç çıkarmamalısın, tamam mı?
Pekala. Evet, tamam. Çok güzel. Gitmeye hazır mısın? Evet. Merhaba Bay Hinkle. Sana da merhaba Kayu. Ne güzel bir bisiklet. Nereye gidiyorsunuz? Arka doğru gidiyoruz. İyi gezmeler. Teşekkürler. Ne yapmamız gerekiyor? Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmamız gerek. Evet, çok doğru. Kayu karşıdan karşıya nasıl geçildiğini söyleyebildiği için çok sevinmişti. Sera gibi bisiklete binebilmeyi çok istemişti. Bana bak babacığım. Kayu, nereye gittiğine dikkat et. Ciddi derecede yaralanmamıştı ama babası onu izlerken bisikletten düşmek onun hoşuna gitmemişti. Hayır. Artık eve gitsek iyi olur. Babası dizini sardığı için Kayu kendini daha iyi hissetti. Şimdi daha iyi oldu. Bir saniye daha bekle canım. Nasıl gidiyor? Bak baba, annemden bana bant takmasını istedim. Parmağına da mı bant taktın yoksa? Annemden parmağıma da bant takmasını istedim. Sanırım daha fazla banda ihtiyacın yok. Yok anneciğim. Merhaba Bay Hinkle, bakın. Şuna bak, dirseğinde küçük bir şirin dinozor görüyorum. Ve de dizinde. Ve parmağımda da var. Eminim sokaktaki diğer çocukların hepsinden daha çok senin dinozorun var. Kendinle gurur duymalısın. O önemli oyundan sonra yorgun olmalısın. Gel yanıma otur. Hikaye vakti çocuklar. Şimdi şuna bakın. Kayu futbol oynuyor. Bugünkü hikayenin adı Kayu'nun büyük şutu. Kayu, arkadaşı Andrew onunla futbol oynamaya geleceği için çok heyecanlıydı. Kayu, bu ses de ne? Ne yapıyorsun? Kayu, ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Aa, Andrew geliyor. Biliyorum. Biz futbol oynayacağız. Andrew en iyi futbolcudur anne. Öyle olduğunu biliyorum tatlım ama evde futbol oynamaman gerekiyor, tamam mı? Ay yapma anne. Kayu, Andrew gelmeden önce antrenman yapmaya karar verdi. Kayu, bak burada kim var? Hadi. Buradayım. Hadi atın. Hadi. Andrew, sen gerçekten çok iyi bir oyuncusun. Sıra bende. Kayu tıpkı Andrew gibi bir futbolcu olmak istemişti. Hoşlanmıyorum. Kaymayı öğrendiğin zamanı hatırlıyor musun? Evet. Evet. Kayakta iyi olmadan önce çok çalışmıştın, değil mi?
Al burada. Tekrar dene. Kayu kendini kötü hissetti. Andrew'a futbolda ne kadar iyi olduğunu göstermek istedi. Ama nasıl olduysa topa vuramadı bile. Artık oynamak istemiyorum. Hadi Kayu, sen bunu yapabilirsin. Hayır yapamam. Benim için çok zor. Sadece bir kez daha. Kayu. Kayu bir kez daha denemeye razı oldu. Hadi Kayu, bunu yapabilirsin. Anlaştık. Rosie. Biz de oynamaya geldik. Harika bir atıştı Kayu. Yaşasın. Müthiş bir goldü Kayu. Yaşasın. Harikasın. Topa vurduğu için kendini gerçek bir futbolcu gibi hissetti. Çocuklar yeni bir hikaye için hazır mısınız? Hadi bakalım Kayu'nun bugün ne yaptığını görelim. Oo, bu çok ilginç görünüyor. Bugünkü hikayemizin adı Ormanlar Kaşifi. İşte, bana bahçede yardım etmek ister misin? Evet anneciğim. Al bakalım, bu seni güneşten koruyacaktır. Kayu, neden benim için çiçekleri sulamıyoruz? Ben de gül çalılarını budayacağım. Sanırım yağmur yağacak. Yani çiçekleri sulamamıza gerek yok. Şuna bir baksana. Nedir bu? Bu özel bir büyüteç. Dikkat et, çok hassastır. Hassastır derken? Yani kolayca kırılabilir. İyi de bu ne işe yarıyor ki? Küçük şeylerin büyük görünmesini sağlıyor. Şu anda gözün kocaman görünüyor. Senin de burnun öyle Sera. Benim bir fikrim var. Bu büyüteçle Ormanlar Kaşifi oyunu oynayalım mı, ne dersin? Peki Ormanlar Kaşifi ne demektir? Ormanı keşfediyormuş gibi davranıp her şeye bu özel büyüteçle bakacağız, tamam mı? Bak, bu büyük bir orman canavarı. Sera haklıydı. Çünkü tırtıl aynı bir canavara benziyordu. Bir kuş kadar büyük. Ama kaçtı. Orman burada sıklaşıyor. Devam edebileceğimi sanmıyorum. Korkarım ben, devam edebilirim. O zaman git. Ben kampta seni bekleyeceğim. Ormanların kaşifi Kayu, ormanların derinliklerine doğru yolculuğuna devam etti. Gilbert'a sanki büyük bir aslan kükrüyormuş gibi taklit yaptı. Dur gitme Gilbert, benim korkma. Kayu gök gürültüsünü duyunca şaşırdı ve birazcık da korktu. Sera! Sera! Ne oldu? Büyük bir ses duydu. O bence bize mesaj gönderen ormanın sesiydi. Orman sesi mi? Onun ormandan gelen bir ses olabileceğini düşündüm. Ama muhtemelen gök gürültüsüydü. Kayu büyüteciyle gördüğü her şey ve hayal ettiği tüm maceralar için çok büyük bir heyecan duyuyordu. Anne, ormanda bir aslan gördüm ben. Ve bir de bazı sesler duyduk. Tabii ki bu sesler bize mesaj gönderiyor. Evet, yani yağmurda ıslanmak istemiyorsak biraz daha hızlı olmalıyız.
Kayyu'nun şu komik kıyafetine bakın. Neden böyle giyinmiş olduğunu gerçekten merak ediyorum. Aa, evet hatırladım. Bu hikayenin adı Kayyu'nun gösterisi. Merhaba dinozorlar. Bugün ne yapacağımızı hatırlıyor musunuz? Gösteri, gösteri. Evet, doğru. Kayyu, Leo ve Clementine çok heyecanlıydılar. Bir şov sunacaklardı. Şimdi aileleriniz geldiğinde her şeyin hazır olmasını istediğimiz için başlayalım. İlk olarak birkaç kostüme ihtiyacımız var. Yaşasın kostüm kutusu. Kostüm kutusunun içi bir sürü ilginç kostümle doluydu. Bak ben bir korsanım şimdi. Bak ben bir palyaçoyum. Ben korkunç bir cadı olacağım. Kostüm kutusunda çok çeşitli modeller ve güzel giysiler vardı. Kayyu ve arkadaşları hepsini üzerlerinde denemek istediler. Kayyu, senin bunu giymeni istiyorum. Sen güneş olacaksın, tamam mı? Clementine, sen çiçek olacaksın. Ve Leo, sen yağmur bulutu olacaksın. Hadi şimdi hikayemizi oluşturalım. Ben güzel bir çiçeğim. Kesinlikle öylesin. Peki sen nesin? Ben bir güneşim. Yani sen ısınıp çiçeğin susamasına neden oluyorsun, öyle mi? Hadi çocuklar, saçmalamayı kesin artık. Doğru düzgün bir şekilde prova yapmalıyız. Leo, güneş ışığı çiçeği susattı ve şimdi çiçeğe gidip suyunu vermek için sana ihtiyacı var, tamam mı? Tamam. Harika bir gösteri olacak. Hadi biraz daha çalışalım. Sonunda gösterinin başlama vakti gelmişti. Güneş doğar. Clementine güneşin çıkmasını istedi. Ama Kayyu hala görünmedi. Umarım birazdan güneş doğar. Çok beklemesene. Çıkacağım. Hadi. Umarım birazdan güneş doğar. Merhaba güzel çiçek. Seni ısıtmama izin ver. Aman Allah'ım, bu bunaltıcı güneş beni susatıyor. Bir şeyler içmeliyim. Ve sonra Leo, yani Bulut, çiçeğe biraz su vermek için gelir. Teşekkür ederim Sayın Bulut. Kayyu ve arkadaşları herkesin alkışladığını görünce kendileriyle gurur duydular. Kayyu arkadaşlarıyla piknikteymiş gibi görünüyor. Yani bu da bugünkü hikayemizin adı oluyor. Hikayenin adı tam olarak Kayyu'nun pikniği. Güzel bir gün geçirirler. Kayyu ve ailesi pikniğe gideceklerdir. Geldik sayılır çocuklar. Yaşasın! Kayyu arkadaşı Leo'yu da gelmesi için davet etmiştir. Alın bakalım. İhtiyacımız olan her şey bunların içinde. Hayır değil babacığım. Ne oldu? Yoksa bir şey mi unuttun? Evet. Ne unuttun bakalım? Piknik sepetini unuttun. Biliyorum. Sadece şaka yapıyordun. Hadi bana yardım edin. Bu çok ağır. Piknikten sonra çok da ağır olmayacak. Kayyu ve Leo ormanın içinde bir patikadan yollarına devam ettiler. Tıpkı hikaye kitabındaki cesur şövalyelerle ejderhaların yaşadıkları gibi oluyor değil mi? Evet. Kayyu
ailesiyle pikniğe gitmeyi hep çok sevmiştir. Leo ile tek başınayken bile bu kadar eğlenmiyordur. Çünkü yeme içmelerini bitirdikten sonra gidip oyun oynuyorlardı. Çok uzağa gitmeyin. Tamam babacığım. Şuna bak. Aa, bana bak, ben cesur şövalyeyi. Bir de kılıcım var. Bak. Benim de kılıcım var. Bu meşhur kötü dragon. Evet, tehlikeli ejderhaya karşı savaşıyoruz. Caillou ve Leo cesur şövalye ve kötü ejderha oynamayı çok sevmişlerdir. Caillou, Leo. Caillou, Leo, buraya gelin. Ama bu oyunları fazla uzun sürmez. Oh. Mesele nedir? Hadi şurada duralım. Rosie gök gürültüsünden korktu. Sanki bir ejderha kükrüyor gibi, değil mi? Bak Rosie, ben cesur bir şövalyeyim ve bu da benim kılıcım. Ben cesur şövalyeyim. Ejderhaya karşı savaşıyoruz. Biz seni koruyacağız Rosie. Her şey yolunda mı cesur şövalyeler? Etrafta daha fazla ejderha var mı? Endişelenmeyin. Biz sizi koruyacağız baba. Evet. Kayan yıldızlar. Baba, ben de pişirmek istiyorum lütfen. Üzgünüm Caillou. Barbekü çok sıcak. Yemek hazırlanana kadar niçin gidip Rosie ile oynamıyorsun? Bak anne bak. Aa, hayır, karıncalar. Ben burada karıncaları temizlerken siz neden babaannenize gidip mutfakta yardım etmiyorsunuz çocuklar? Tamam anne. Babaanne, ne yapıyorsun? Tarifi çok gizli ve bana ait olan patates salatamı yapıyorum tatlım. Çok gizli mi? Şşş. Benim çeşnici başım olabilirsin ama. Harika. Ne güzel bir gece değil mi? Akşam yıldızını gördüğümü düşünüyorum. Ne kadar da güzel. Bu bana bir zamanlar görmüş olduğum kayan bir yıldızı hatırlatıyor. Kayan bir yıldız mı? Evet, gökyüzünde tıpkı bir kuş gibi uçan bir yıldız. Pekala Caillou, hadi işe dönelim artık. Gelin ve alın. Harika. Bakın, yıldız kayıyor. Nerede? Birkaç saniye önce oradaydı. Büyük baba, gökyüzünde kayan bir yıldız vardı ama kayboldu. Başkalarının da olacağından eminim. Hadi bakmaya gidelim. Bak Caillou, işte biri daha kayıyor. Hani nerede? Aa, görmek istiyorum. Umudunu yitirme. Kayan yıldızlar çok hızlı ve görünmeleri de çok zordur. Caillou hala kayan bir yıldız görmek istiyordu. Kayan bir yıldız görene kadar beklemeye karar verdi. Kayan yıldızı göremediğin için üzgünüm Caillou. Onun yerine niçin aya bakmıyoruz? Harika. Ben ayı görmek istiyorum. Ay, ne kadar da büyük büyük baba. Şuradaki yıldız grubunu görüyor musun? Onlara büyük ayı deniyor. Ben bir ayı göremiyorum ama. Nerede? Bakalım biz neredeyiz? İşte gidiyoruz ve işte şuradaki küçük. Yakında görüşürüz. Bak Caillou, çabuk. Olamaz, yine göremedim. Üzülme Caillou. Başka gecelerde başka kayan yıldızlar da olacak. Caillou asla kayan bir yıldız göremeyeceğini düşündü. Kendini mutsuz hissetti. Yatma zamanı Caillou, geç oldu. İyi geceler. İyi geceler yıldızlar.
Hepsi bir günlük bir iş. Anne ve babasını uyandırıp uyandırmamak konusunda emin değildi. Gilbert. Günaydın Kayu. Bu sabah uçmak istiyor musun? Babam beni uçuruyor. Hayır. Saatin alarmı çalmamış. Bu sabahki toplantıma gecikeceğim. Kayu, hadi inip Gilbert'ın mamasını ver. Ben Rosie'yi uyandıracağım. Olamaz. Gilbert, bak ne yapsın. Kayu. Annenin acelesi var. Çabuk ye, olur mu canım? Kayu, bu sabah herkes bir koşuşturma içinde olduğu için mutlu değildi. Baba, komiksin. Kahvaltını bitir Kayu. Acelemiz var. Kahvaltımızın hepsini bitirdik biz. Çok güzel. Hadi şimdi dişlerinizi fırçalayın. Rosie, bekle. Annem gibi mi görünmek istiyorsun? Evet. O zaman böyle yap. Rosie, kıpırdama. İşte. Rosie. Kayu, bunu kardeşine sen mi yaptın canım? Rosie'nin de senin gibi güzel olmasını istedim anne. Benim makyaj malzemelerimle oynamaman gerekiyor. Gel Rosie, seni temizleyelim canım. Hadi giyin artık. Sen ve Rosie bu sabah senin oyun grubuna gidiyorsunuz. Oyun grubuna gitmek istemiyorum ben baba. Kayo. Bu kadar uzun ne yapıyorsun? Git ve arabayı çalıştır tatlım. Kayu, annen seni dışarıda bekliyor. Kayu bu koşuşturmaya ayak uyduramadı ve kendinin bütünüyle bunaldığını hissetmeye başladı. Annemle gitmek istemiyorum. Ben seninle evde kalmak istiyorum baba. Ama ben de sonra işe gideceğim. Senin işe gitmeni istemiyorum ama. Bekle, hemen dönerim canım. Anneye gitmesi söylendi ve baba Kayu ile birlikte oyun grubuna yürüyecekti. Harika. Bugün evde kalıp oyun mu oynayacağız baba? Hayır Kayu. Baba hala işe gitmek zorunda. Ama önce seni giydirelim. Sana bir şey göstermeliyim. Bana ne göstereceksin baba? Sana işe gitmek zorunda olan bir sürü insan göstereceğim. Tıpkı ben ve annen gibi. Günaydın Kayu. Siz çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorum. Mektupları dağıtıyorum. Bana yardım etmek ister misin? Edebilir miyim? İşte bu mektubu alıp Bay Henkel'ın posta kutusuna koyacaksın. Gördün mü Kayı? Postacı her gün çalışıyor. Bay Hinkle'ın mektuplarını ve babanın da faturalarını her gün aldığından emin olmak için. Şuna bak. Burada baba, çabuk ol. Aldım. İkiniz de gelip bizimle çalışmak istemediğinizden emin misiniz? Gelebilir miyiz? Tabii ki. Fakat sen biraz daha büyüdükten sonra, oldu mu? Büyüyüp güçlü bir olana kadar beklemek zorundasın. Şehri temiz tutmak zor ve yorucu bir iştir. Bütün bu zor işlerden sonra bir öğlen yemeğine ne dersin Kayu? Evet.
Ama önce bir yere uğramam gerekiyor. Neden çalışmak zorundasın babacığım? Çünkü çalışmaktan hoşlanıyorum. Ve çalışarak para kazanıyorum. Ama makine sana para vermiyor mu? Evet veriyor ama önce para koymak gerekiyor. Benim de dondurmam var. O da benimki gibi çikolatalı dondurma mı peki? Hayır. Üstteki ışıkları yakabilir misiniz? Polis memurları belki meşguldür Kayu. Hayır değiliz. Ara verdik. Işıkları sen çalıştırmak ister miydin Kayu? Evet. Merkez cevap verin. Ben polis memuru Kayu. 14. Peki memur Kayu. Artık polis memurlarını rahat bırakmak gerekiyor. Baba, ben büyüdüğüm zaman polis olmak istiyorum. Bence de bunu kesinlikle yapabilirsin Kayı. Ama önce oyun okuluna gitmeliyiz, tamam mı? Baban şimdi bu sabah gördüğümüz diğer bütün insanlar gibi işe gitmek zorunda. Anlaştık mı? İşte buradasın Kayu. Ne zaman geleceksin diye merak ediyordum. Bayan Martin, ben bugün bir polis arabasına bindim. Gerçekten mi? Bu çok eğlenceli olmalı. Kayu'ya çalışan insanları gösteriyordum. Bir postacı ve bir de çöpçü gördük. Değil mi Kayu? Gördüklerimizin içindeki en güzel iş polis memurluğuydu. Ben de benim işimin dünyadaki en iyi iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü seninle oynayacağım. Emrinizdeyim komiser Kayu. Do.